Merhaba. Evde yalnız olduğum için videoyu kendim çekiyorum ve açıyı da falan hiçbir şey görmüyorum. Tek umudum çekiliyor olması. Şimdi bu Yasemin yağı vardı. Arap Yasemin'ini jojoba yağına koyup bekletmiştik. Bir hafta oldu. 31 Mayıs'ta yapmışım. Yeteri kadar beklediğini düşünüyorum. Kokunun yağ geçtiğini umut ediyorum. Geçmediyse diye. Çünkü bu parfüm yağı yaparken yağı süzdükten sonra aynı işlemi, yani istiyorsanız aynı çiçeği ya da başka bir çiçeği de hani esans olarak eklemek niyetindeyseniz böyle aktarabiliyorsunuz. Şimdi ben birebir aynı kabı aktarıyorum ki hani yağ miktarı aynı olsun. Ah, ya Arap Yasemin'ini beklettim içinde. Yeteri kadar karanlıkta. Bu şişenin böyle saydam olduğuna bakmayın. Kutuya koyup kutuyu da dolabın içine koydum. Hiç ışık almadan bekledi. Jojoba yağını aktardım. Şimdi içine aynı bitkiden, aynı yaseminden, Arap yasemininden biraz daha ekliyorum. Kokunun güçlü olması için. Çünkü açıkçası hiç umduğum gibi olmadı. Ben yani yabani orkideyi bekletmiştim daha önce. Yabani orkidenin normalde hiç kokusu bile yoktur. Yani kokusunu alamazsınız. O kadar hafiftir. Onun inanılmaz güzel bir kokusu, aroması geçmişti. Ya biraz ona güvenerek dedim ki yani onun o kadar geçiyorsa Arap Yasemin'in kokusu o nasıl geçer falan. Ve çok severim kokusunu. O yüzden Jasminum Zambak bu arada bunun Latincesi de. Neden söylüyorum? Türler arasında karışıklık olmasın diye. Bir posta koydum. Bence çok bir faydası olmadı koku olarak. Şimdi bahçeden tekrar topladım. Bir hafta beklettikten sonra bu ikinci hafta işte. İkinci hafta için bunu koyacağım. Her malzemeyi yanıma almamışım tabii. Şunu alalım. Umarım doğru düzgün çekebiliyorumdur. Umarım çıkıyordur görüntüler. Videolarım çok kısa gibi olabilir ama sadece işlemi yapmaya çalışıyorum. Eş zamanlı yapıyorum. Hızlı falan, hızlandırılmış falan bir şey yok. Bir de zaman değerli. Çok fazla boşa da harcamak istemiyorum. Jojoba yağının kalanını kollarıma sürdüm. Böylece şey oluyor. Bakalım diyorsunuz. Kokusu kalıyor mu, kalmıyor mu? Ağzını güzelce kapattım. Havasını aldırdım. Şimdi daha öncekini 31 Mayıs'ta koymuştum. Bunun üstüne ek olarak bugünün tarihini de atacağım. İkinci defa koyduğumu da not edeceğim. Bunu da kaldıracağım, bekleteceğim. İyi günler.